Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, dün akşam Godoy'u bekler gibi bekledik. Sizin e, bu önergenizin nasıl olacağı konusunda. Yani Sayın Bakan Bekir Bozdağ'ın açıklamalarını da yani ciddiye almak istemiştik. Gerçekten de özel etkili mahkemelerin kaldırılması gerektiğini, antidemokratik olan, doğal yargıç ilkesine aykırı olan, savunma hakkını ortadan kaldıran özel yetkili mahkemelerdeki usul hükümlerini ve bu mahkemelerin kaldırılmasını beklerken biz yine aynı nitelikte doğal yargı ilkesine aykırılıkları içeren, savunma hakkını ortadan kaldıran ve hiçbir şekilde değişiklik yaratmayan bir e, yasa e, önerge geldi elimize. Bu artık e, anlaşılıyor ki siz özel yetkili mahkemelerle kardeş oldunuz. özel yetkili mahkemeler sizin açınızdan çok önemli, vazgeçilmez nitelikte. Çünkü daha bu ülkede toplu gereken dalga dalga almanız gereken insanlar var. Onun öyle olduğu anlaşılıyor. Bundan sonra sıra kime gelecek? Kim var? Kimler var sıranızda? Onları zaman içerisinde göreceğiz. Ama inanın biz bu konuda mücadele etmekten, demokrasi mücadelesini vermekten, yargı bağımsızlığı için mücadele etmekten, savunma hakkını sonuna kadar savunma mücadelesini vermekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum. Dün Sayın Bakan'a biz çok sayıda dedik ki Abdullah Öcalan nerede? Abdullah Öcalan dışarı çıkartılıyor mu? Be belli heyetlerle görüşülüyor mu? Bursa'da MİT misafirhanesinde mi ağırlanıyor? Bunları söyledik. Sayın Bakan bunları reddetti ama bugün yeniden basında aynı konuda Abdullah Öcalan'ın belli kişilerle ve belli heyetlerle görüştürüldüğü çok açık seçik görülmektedir. Yani bu konuda Sayın Bakan'ın vermiş olduğu cevapların hiçbirisi bizi tatmin etmemektedir. Çünkü daha önce de Oslo müzakere süreci reddedildi tarafınızdan ve Sayın Başbakan dedi ki orada görüştüğümüzü söyleyenler şerefsizdir dedi. Ardından da ben görüşmeleri için gönderdim dedi. Uludere'de bazı şeyleri gizlediniz, yoksaydınız. Uludere'deki yalanlar ortaya çıktı. Şimdi de İmralı yalanlarınız teker teker ortaya çıkıyor. Şu anda kulaklarımıza fısıldanan başka bir olay daha var arkadaşlar ceza mahkemeleri kanunu madde 311'deki yargılamanın iadesi kurallarının e, hükmünün değiştirileceği ve Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanmasının yolunu açılı yolunun açılacağı şeklinde bir duyum alıyoruz. Bu fısıltılar zaman içerisinde gerçek oluyor. Oslo müzakere sürecinde yüzde 95 anlaşılan konulardan bir tanesi de bu mudur? Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanması ve dışarı çıkartılmasının tahliyesinin ve yolu mu aranmaktadır? Yüzde 5 anlaşılan Oslo müzakere süreci. Geçen gün Sayın Bülent Arınç söyledi. Devlet sırrı niteliğinde değilmiş. Artık bunlar çok açık seçik konuşuluyor. Biz bunları öğrenmek istiyoruz. Yargılama niyadesi yoluyla yeniden Abdullah Öcalan yargılanacak ve serbest mi bırakılacak? Bunları bilmek hakkımız. Bunları bilirken tabii bunları tüm Türk milletinin gözü önünde oluyor. Türk milleti bunları değerlendirecektir. Sizleri ne Türk milleti affedecektir ne de tarih affedecektir arkadaşlar. Bunun sonucuna siz sizler katlanacaksınız. Yani hukuk bir gün size de gerekli olacaktır. Şimdi